Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir önceki dersimizde paletleyiciyi çalıştırın. Paletimizin üzerinde birer tane kutu koyarak asansörün raf numaralarına dizmelerini sağlamıştık. Bugünkü dersimizde CTU sayıcı komutunu kullanarak paletin üzerine birden fazla kutu koyup yine bunun asansörün raf numaralarına dizmesini sağlayacağız. Bu sayma işlemini yapmak için TIA portaldan CTU sayıcı ileri sayıcı komutunu kullanacağız. Öncelikle hemen bu komutlara bakmak gerekirse söylediğimiz gibi CTU sayıcı ileri doğru sayıcı ileri doğru sayar. CTD sayıcı geriye doğru saymak için kullanılır. CTUD sayıcısı ise hem ileri hem de geriye doğru saymak için kullanılır. Biz bugün ileri doğru sayıcı yapacağımız için CTU sayıcısını kullanacağız. Add New bloktan yeni bir fonksiyon seçmek istiyorum sayıcımız için. Fonksiyonumuzu seçtim. İsmini değiştirelim. CTU sayıcı diyelim ismine. Bunu da yine mainimizin içine network olarak yükleyelim. Evet, yükledik. Şimdi sayıcımızı koyalım yerine. CTU sayıcıyı biraz inceleyelim. CU girişi buradan gelen her sinyal için CV'yi 1 arttırır. Ray sinyali geldiği zaman CV'yi 0 yapar. PV sinyali herhangi bir tam sayı değeri girebiliriz. PV sinyali ile CV sinyali birbirine eşit olduğu zaman Q'dan çıkış verir. CTU sayıcının çalışma sistemi budur arkadaşlar. Şimdi ben Factor.io'da yine bizim buradaki palet ürün geldi sensörümüzü kendimize baz alacağız. Her kutu gördüğü zaman CTU sayıcısını bir saydırmaya çalışacağız. Bunun için hemen yine her zamanki gibi sistem startımız varsa ve paletleyici ürün geldi sensörü görüyorsa diyoruz. CTU sayıcımız bu işlemler tamamladıktan sonra bir artsın diyoruz. Şimdi Factor.io'ya geçelim. Bizim burada gelen kutuları saymamız için bir tane digital display eklememiz lazım. Ve kontrol panelimizin üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi 0.0 değeri olarak yazıyor. Biz tam sayı kutu sayacağımız için tam sayı değeri olmasını istiyoruz. Bunun için sağ tıklayıp konfigürasyondan integer değerini seçiyoruz. Bu şekilde tam sayı saymaya başlayacak. Hemen drivers'tan digital display'in analog çıkış olduğunu görüyoruz. Bunu alalım. QD46'ya koyalım. Hemen TIA portaldan dijital display'i D-word olarak ekleyelim.
Adresimiz QD46 idi. Evet, ekledik. CTU sayısına geliyorum tekrardan. Sistem startımız varsa, paletleyici ürün geldi sensörü görüyorsa dijital display'i bir arttırmasını istiyorum. Ve dijital display ben 4 artmasını istiyorum. Yani 4 olduğunda Q'dan çıkış vermesini istiyorum. Dijital display 4 olduktan sonra resetlemem lazım. Onun için yine PLC'mizin içerisinde bir tane data tipi bool olarak bir tane PLC'nin içerisinde sinyal üretiyorum. Biliyorsunuz PLC'nin içinde ürettiğimiz sinyalleri ev olarak değer veriyorduk. Daha önce sistem startımız M0.0 olduğu için buna M0.1 diyorum. İsmine de sadece reset diyelim. CTO'ya gelip buraya hemen sayıcı reset'i ekleyelim. Şimdi bu sayıcı reset'in hangi durumlarda dijital display'i resetlemesini istiyorum. Onu yapalım. Yine cmp komutuyla dijital display 4 olduğu zaman diyorum. Aynı zamanda X, Y ve Z pozisyonları 0 olduğu zaman yapmasını istiyorum. Yani bütün kutuları koyduktan sonra home pozisyonuna dönerken dijital display resetlensin isteyeceğim. Hemen X pozisyonu 0, Y pozisyonu 0, Z pozisyonu 0. Dijital display 4, X pozisyonu 0, Y pozisyonu 0, Z pozisyonu 0 olduktan sonra bizim sayıcı resetimizin sinyal göndermesini istiyoruz. Sayıcı reset. Bu işlemler tamamlandıktan sonra CTU sayıcımız her 4 saydıktan sonra resetlenecektir. Buraya kadar yükleyelim. Evet. Paletleyici çalışmasına geçelim. Şimdi bizim paletleyicimiz 4 sayacağı için öncelikle ben bu paletleyicinin her 4 bu 1'den 4'e kadar kutu gördüğü zaman çalışmasını istiyorum. O halde hemen yine cmp komutuyla display'in 1'den 4'e kadar çalışma şeklini ben buraya ekliyorum. Sonra dijital display'imiz 1 ile 4 arasındaysa, CV2 sensörü görüyorsa, paletleyici ürün geldi sensörü görüyorsa, Z pozisyonunu 0'sa Y pozisyonu 5.5 olsun.
Hemen bu işlemleri bir yapalım. Sistemi çalıştırıyorum. Şimdi sayacımız bir saydı. Gördüğünüz gibi paletleyici ürün sensörü gördüğü için paletleyici dijital displayimiz bir saydı. Şimdi bizim paletleyicimiz her kutu geldiği zaman bu pozisyonu her zaman yapacak. Hemen bakalım. Yani Y pozisyonu 5.5 olacak. X pozisyonu 2 olacak. Ve Y 5.5, X 2 ise Z 5 olacak. Ve Z 5 ise paletleyici hava açı sensörü setlenecek. Yani bu şartı bizim birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kutularımızın hepsinde yapması lazım. O yüzden burayı herhangi bir dijital display CMP komutu olarak eklemiyorum. Aynı şekilde devam edecek. Gelelim buraya. Paletleyici hava aç, kapat. Geliyorsa evet. Paletleyici ürün varsa evet var. Z pozisyonu 0 olsun. Yani yukarı doğru kaldırsın demek istiyor. Bunu da hepsinde yapmasını istiyorum. Buradan devam edelim. Şimdi Y pozisyonu 6'ya git demişiz. Yani hemen Y pozisyonu 6'ya gidelim. Tamam, onu da gelmişiz. Bu pozisyonu sadece ben birinci kutuyu koyarken yapmak istiyorum. Yani birinci kutuyu buraya düz bir şekilde koyacağım. Yanına ikinci kutuyu koyacağım. O yüzden ikinci kutuyu koyarken Y pozisyonu daha sağ tarafa gitmiş olması lazım. O yüzden ben buraya hemen CMP komutu olarak sadece display 1'de yapmasını istiyorum. Yani birinci kutudayken bu işlemi yapsın diyorum. Şimdi gelelim kutumuzu koyalım. Evet. Paletleyici ürün geldi sensörü gördüğü için paletimiz devam etmedi. Yani normalde bunun devam etmesi lazımdı. Etmemesi bizim de biraz işimize geldi açıkçası. Buradan devam edelim. Kaldırdı. Bekleyelim burada. Durdurdum şu an. Şimdi bizim ikinci kutuyu koyacağımız için Y pozisyonu biraz daha sağ tarafta olması lazım. Onu ayarlayalım. Yani 9.2 yapalım. 9.2 yaparsak daha garanti olacak. Hemen buradan yine devam ediyorum. Artık burası benim birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kutuları koyarken Y pozisyonunu nerede olacağını yazacağım yer olması lazım. Yani buraya birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kutuları koyacağımız Y pozisyonlarını buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ikinci kutuda display 2'deyken yine bir ton koyuyorum. 500 milisaniye beklesin. Ve Y pozisyonu 9.2'ye gitsin. Tamam, Y'yi 9.2'ye götürdük. Sonra devam edelim. X pozisyonunda 8.5'e götürüyorduk daha öncesinde. Yine 8.5'e götürelim.
8.5 diyelim. Aynı hizada olacak iki kutudan. Şimdi burası bizim Y pozisyonunu bütün kutu şartları için yazacağımız yerdi. Artık burası da bizim bütün kutular için X pozisyonunu yazacağımız yer olacak. Yani 8.5 pozisyonunu biz 1 ve 2. kutular için yapacağız. 3 ve 4. kutular için X pozisyonu 8.5 olmayacak. Onları yaparken bakacağız kaç olacak. Birinci kutu, ikinci kutu, evet 1 ve 2'deyken X pozisyonu 8.5 ileri gelsin dedik. Z pozisyonu 1 ve 2'deyken yine aynı şekilde ineceği için 10 yapıyorum. Burası da bizim Z pozisyonunu bütün kutular için yazacağımız yer. Hemen yine 1 ve 2. kutuları buraya ekliyorum. Evet, ekledim. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.